Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunla sunumuz. Qənəm sizə xıtanlar ekranımız olsun. Amerika Xitayının alyumin qatarlıq məhsulatlarını məcburi əmgək dairəsiga kirgizdi. Amerika alyumin, polivinil, xlorid və dəniz məhsulatlarını Uyğur məcburi əmgəkini çəkləş qanununu icra qilishinin yeni mühim nöqtəsi qılıb bekitdi. Amerika vazının xəbər qilishçə, Amerika Dövlət Bexatərlik Ministerliği 9-cı iyul Uyğur məcburi əmgəkini çəkləş qanunu strategiyasının yenilənğan nüsxəsini elan qılğan bulub, alyumin, polivinil, xlorid və dəniz məhsulatları qatarlıq Uyğur məcburi əmgəkigə çetilğan sahələr nöqtəlik orunğa qoyulğan. Yaqınqı yıllardan beri Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan atalmish yezi ishinchi amgakchilarni yotkab ishqa o'rinlashtirish, nomratlarni yo'lash qatorliq nomlar bilan Sharq Turkiston xalqini Xitoy o'lkalari yoki Sharq Turkistonning boshqa rayonlarga surgun qilib majburiy amgakka selish jinoyati xalqaro jamiyatga kuchli paketlar bilan oshkorlangan bo'lsa-mu, biroq Xitoy yanada yolg'on tashviqotlar bilan xalqaro jamiyatni aldashga urinib kelgan. Ilgari pomidor, kiyim-kechak, paxta va paxta mahsulotlari, ko'p kristallik kremniyni asos qilgan mahsulotlar majburiy amgak mahsulotlari qatoriga kirgizilgan edi. 2021 yili Amerika Kengash Palatasi Uyg'ur majburiy amgaki qonunni yo'lga qo'ygan edi. Va bu qonunga asosan Sharq Turkiston va Xitoydan Amerikaga mol import qiladigan shirkatlarning chuqum ishlab chiqarishda majburiy amgak ishiltilmaganligini isbotlashi kerakligini shart qilgan edi. Xitoyning bulg'angan yemaklik mayi to'yish qilmishi g'ulg'uli qo'zg'adi. Yaqinda Xitoylarning ximiyalik may to'shigan bakni tozalamay yemaklik mayi qochilganligi oshkorlangan bo'lib, xalq orasida andisha paydo qilgan. Ko'rsatilishicha Xitoyda 19 yil ilgari mushinunga o'xshash ahvol oshkorlangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy rejimi u voqea haqidagi xabarni bostirib o'tgan. Navbatda Xitoyda yemaklik bexatarligi sistemasi yetarlik bo'lmag'achqa yemaklikka ishiltilgan mayning bulg'unish voqeasi ko'paygan. Markaziy xabar agentligining oshkorlashicha muxbirlar uzun muddat iz qo'g'lab tekshirish orqali nurg'ullagan odatdagi yuk mashinalarining purjaq yig'i qatorliq yemaklik maylarini emas, balki ximiyalik suyuqlarni to'shiydiganligini bayqagan. Oshkorlanishicha nurg'ullagan may to'shig'ichi Xitoylar chiqimni tejash uchun aslida ximiyalik buyumlarni qochilgan bakni tozalamaydi ekan. Bu sababli yemaklikka ishiltilgan mayning bulg'unishi kelib chiqqan. Xitoyning yana bir taratqosining oshkorlashicha ximiyalik suyuqlik bilan yemaklikka ishiltilgan mayni aralashtirib to'yish vaqasi bir qatimliq ahvol emas ekan. Navbatda Xitoyda uzun yo'lliq to'yish jarayoni nazorat qilinmaydi ekan. BBC'ning bu haqda xabar qilishicha Xitoyda ximiyalik buyumlarni to'yishga ishiltilgan bakliq yuk mashinalari yemaklik mayi to'yishga ishiltildi ekan. Bu masala Xitoydagi xabarlarda yemaklik bexatarligi satchiligini paydo qilgan bo'lib, ijtimoiy taratqolarda zaharlik ximiyalik buyumlarni to'shiydigan may qochilash mashinalarining yemaklik mayi va boshqa yemaklik mahsulotlarini to'yishga ishiltilganligi to'g'risidagi xabarlar tarqalgan. Xitoydagi bu xil satchilik haqidagi xabar ijtimoiy uchur vositalarida qattiq kun tartibga kelgan. Ma'lum bo'lishicha, tur dunyosidagi inkos va noroziliklar Xitoy rejimini jiddiy harakatga o'tishga majburlagan bo'lib, 10-iyul Xitoy yemaklik bexatarligi ishxonasi, Davlat taraqqiyot va islohot komiteti, Jamoat xavfsizlik ministerligi, Qatnash transport ministerligi, Bozorni nazorat qilish boshqurish bosh idorasi, Davlat ochliq va zapas saqlash idorasi qatorliq tarmoqlarni tashkillab, birlashma tekshirish guruhi qurib, bakliq avtomobillarda yemaklik yig'i to'yish halqasiga aloqador masalalarni taltugis tekshiradiganligini, qonunga xilofli qilgan korxonalar va aloqador mas'ul kishilarni qattiq jazolaydiganligini da'vo qilgan. Sharq Turkistonning navbatdagi ahvolidan xabardor kishilarning oshkorlashicha, Xitoyning Sharq Turkistonda yemakliklarni bulg'ash qilmishi texmo iyg'ir ekan. Xitoyning Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilib yo'qotish razil plani davomlashayotgan bo'lg'achqa, nurg'un uyg'urlar yemaklik bilan zaharlanish yoki noma'lum sabablar bilan qazo qilish ahvollari ko'plab ko'rilgan. Xitoy Hindistonning chegara rayonidagi suv elektr stansiyasi qurilishiga norozilik bildirdi.
Hindistan'ın Çigra rayonunda su elektr stansı kuruluşunu tezletişi Xtay'ını bir aram kılgan bulup, Xtay bayanatçısı Hindistan'ın Arunachal rayonunu tereqi kıldırış hukuku yokluğunu dava kıldı. Amerika vazının bu axtaki haberde bildirilişçe Xtay Taşkı İşler Ministerliği 10 iyul Hindistan'ın Tibet Hindistan Çigra rayonunda su elektr stansı kuruluşunu tezletiş bilanığı narazılık bildirip, Hindistan'ın Arunachal ölkesini tereqi kıldırış hukuku yokluğunu dava kılgan. Xtay Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı bayanatıda Arunachal ölkesinin Xtay'nın zimini ihkalliği Hindistan'ın uyarını eşeş terakki kıldırış hukuku yokluğunu Xtay zimini de Arunachal ölkesini kuruşunun kanunsuz hem de inavasız ihkalliği hakkı da jar salgan. Bildirilişçe Xtay Cenubi Tibet deb ataydığan Arunachal ölkesi tahminen 90,000 kvadrat kilometre kildiğen bulup Xtay'nın Chiyajang ölkesine tankilidiken Hindistan 13 milyar dolar meblağ selip rayondaki katnaş ahvalini yakşılığan bulup deniz yüzüden 4000 metre egizlikte dünyadaki en uzun tonelini yasıgan. Hindistan armiyesi yana etraftaki rayonlarga çarlıgıcı başkurulduğan bomba zemberek ve herhal uruş ayruplarlarını uğrullaştırgan. Reuters agentliğinin seyşembe günü haber kılışça Hindistan 1 milyar dolar meblağ selip Hindistan'ın şarkı şimalideki Arunachal ölkesi de 12 su elektr stansı yasaş kuruluşunu tizletmekçi bolgan. Hindistan Taşkı İşler Ministerliği Xtay Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatıga hazırca inkas bildirmegen. İşgaliyet astıdaki Şarkı Türkistan ve Tibet bilen Hindistan çigrasının uzunluğu 3800 km bulup, nurgun bölüklerdeki çigra bölüş liniyesi enik emesikken. Şarkı Türkistan bilen Tibet'ni öz zimininin bir kısmı deb dava kılıvatkan Xtay çigra rayonu da Hindistan bilen üzlüksüz çigra macerası kılıp gelmekte. Dünya boyunca nüfusu en köp Xtay bilen Hindistan'ın her ikisi yadro kuralığı iyi bulup, iki taraf 1962 yılı çigra macerası ve talaşlarısı sebebinden kısa müddetlik uruş kılgan. Şunun dinkin iki taraf emeli çigra kontrol liniyesi de üzlüksüz tokunuş ve sürkülüşlerini baştan keçirip gelgen. Nöbeti çigra macerası Xtay bilen Hindistan otrisindeki ciddicilikini keltürüp çıkardığan asaslık amil bulup kalgan. 2020 yılı 15 iyun Ladakh rayonundaki emeli kontrol liniyesi de tümürkaltek bilen korallanan Xtay armiyesi sancahette evzeliki bilen Hindistan askerlerine tuyuksuz hücum kılıp 20 Hindistan askerinin ölüşünü keltürüp çıkargan idi. Washington'da Ukrayna'nın NATO azalığı meselesi müzakere kılındı. Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg bilen Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Ukrayna'nın NATO'ya aza buluş ihtimallığını müzakere kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Stoltenberg bilen Blinken NATO başlıklar yığını jarayanı da Amerika paytaxtı Washington'da ayrım uçuraşkan. Stoltenberg uçuruştun ilgiri muhbirlarga bergen bayanatı jarayanı da Rusya'nın yıkındın buyankı hücumları toğırsı tohtalgan. O Rusya'nın balılar doktorhansıgı hücum kılıp nurgun balının kaza kılışını keltürüp çıkarğalıqını tilga elip, bu hücumlar Rusya'nın Ukrayna'yı açkan uruşunun rahimsizlikini, şundaklı bizning nemi üçün Ukrayna'nı kollışımız gereklikini körüstüp erdi, degen. Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin bu axtaki bayanatıda, iki rehberinin ortak müdafiyeye selindiğin meblağlar ve NATO'nun kanda kılıp özünü tehditlerden koğduyalaydıqallıqı meselesi doğrusu sözleşkerliki kayıt kılıngan. Bayanatta, iki aylanın 11 iyul rehberlik katlamının iştirak kılışı da ötküzüldüğün NATO-Ukrayna kengişi yığını toğırsızımı sözleşkerliki tilgi elinip, başlıklar yığını ceryanı da Ukrayna'nın NATO'ya aza buluşu üçün bir kövrük selinişinin kütülü vatkallıqı oturuğu koyulgan. Avrupa İttifakı İsrailiyanın mektepki kılgan hücumunu kattık ayıpledi. Avrupa İttifakı Gazze rayonundaki Khan Yunus şehirde öy makallardan ayrılgan kişiler panahlanıp atkan mektepke İsrailiye kısımlarının hücum kılganlıkını kattık ayıpledi. Avrupa İttifakı Taşkı Münasibetler ve Bihaderlik Siyaseti Ali Vekili Josep Borrell eks hesabıda uçur hem beherlep Khan Yunus şehirde öy makallardan ayrılgan kişiler panahlanıp atkan mektepke İsrailiye kısımlarının kılgan hücumu da 10 neçi kişinin kaza kılganlıkını eskertti. O hücumga karıda begunah puhralar yana kaçangıcı bu uruşunun yükünü götürdü. Xalqara kanunga xilaplı kılgallarını ayıplaymız. Mesullar çokum cevapkarlıqı tartılışı gerek degen sözler bilen narazılıq bildirdi. Borrell kapsılıp kalgan puhralarga aramlıq beriş, barlıq əsirlerini koyup beriş ve insanperverlik yardımı yetküzüş üçün derhal uruş toxtuş çakırıqını kayıt təkitledi. İsrailiye kısımları 9 iyul Gazze rayonunun cenubidiki Khan Yunus şehirde öy makallardan ayrılgan kişiler panah Ahlanıvatkan mektepnin kiriş eğizığa vekşilerce
hücum qılıp 29 kişini şehit kılgan ve 50'den artıq kişini yarlandırgan idi. İsrailiya xalqara agahlandırışlarga pisand kılmasın, Gazze rayonundaki puhralarının ultrak rayonlarını devamlı hücum nişanı kılmaqda. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımız görüşükçe aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.